Evet, uzun uğraşılardan sonra nihayet Şükrüpaşa Kışlası'nı Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak almayı başardık. Şükrüpaşa Anıtı ve Balkan Savaşları Müzesi ziyarete kapatıldı. Kıyık Dört Tabya, yani Şükrüpaşa Anıtı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliği arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonrasında habere konu anıt Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Ve bununla ilgili protokoller imzalandı. Resmen de devraldık. 15 Kasım itibarıyla da Şükrüpaşa'nın teşhir tanzim projelerine başlamak ve restorasyonunu da yürütmek üzere ziyarete kapattık bugün itibariyle. Konuyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, devrin tamamlanmasının ardından Tabya ve çevresindeki alanın çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden düzenleneceğini söyledi. Anıtın çevre düzenlemesi hem de bir bütün olarak şu anki mevcut Şükrüpaşa Kışlası ya da diğer adıyla Kıyık Tabyası'nı teşhir ve tanzim ile ilgili çalışmalar bakanlığımızca yürütülmektedir. Şükrüpaşa Edirne tarihinde önemli bir şahsiyettir. Kendisi 1857 yılında bir Erzurumlu olmasına rağmen 1857 yılında doğmuştur ama 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin 40 gün dayan dediği yerde tam 155 gün savunma yaparak büyük kahramanlıklar göstermiş bir insandır. Ve Selimiye başta olmak üzere Osmanlı'nın değerli eserlerinin zarar görmemesi adına 155 günün sonunda teslim olmuştur ama. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu, düzenlemeyle birlikte kentin ekonomisine katkı sağlayacak bir nokta oluşacağını, çünkü bölgenin çok önemli bir turizm destinasyonu haline geleceğini söyledi. Şükrüpaşa Kışlası'nda veya diğer adıyla Şükrüpaşa Tabyası'nda o 1. ve 2. Balkan Savaşları'nı o çağın şartlarının kılığıyla, kıyafetiyle, efendime söyleyeyim, mumyalarıyla, maketleriyle yaşatacağız ve ziyaretçilere, ziyaretçilerin hizmetine sunacağız. Bu haliyle bile yılda 60 bin ziyaretçi alan Şükrüpaşa.